Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Hanao'daki ırkçı katliamın ardından göçmen örgütleri temsilcilerinin ırkçılığa karşı somut önlemlerin alınması talebiyle Merkel'e yazdıkları mektubun ardından dün öğle saatlerinde başbakanlıkta 11. entegrasyon zirvesi yapıldı. Göçmen dernekleri, kiliseler ve sosyal organizasyonların temsilcileri politikacılarla insanların ırkçılığa, antisemitizme ve diğer insanlık düşmanı biçimlere karşı kendini nasıl koruyabileceğini konuştu. Bu saldırıları durdurmayı şimdiye kadar başaramadığımız için çok üzgünüz diyen Başbakan Merkel, bu ülkede yaşayan herkes kendini güven içinde hissetmeli ve kendi onuruyla kabul görmeli. Anayasa bize bu görevi veriyor. Biz sözlerin nasıl eyleme dönüştüğünü gördük bu bizim şiddete dönüşmeden önce çok dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor dedi. 11. uyum zirvesine 60 civarında sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Göçmen sivil toplum kuruluşu temsilcileri Almanya'da aşırı sağ saldırıların istisnai bir durum olmadığını, toplumda ve güvenlik birimlerinde bir ırkçılık sorunu olduğunu kurumsal ırkçılığın aşırı sağ suçlardaki rolünün bugüne kadar tam olarak aydınlatılmadığını belirttiler. Merkel, burada yaşayan insanların kendisini güven içinde hissedebilmesini sağlayacak formülü de açıkladı. Başbakan Merkel, aşırı sağ ve ırkçılığa karşı çalışmalar yürütmek amacıyla kabinede bir komisyon kurma kararı aldıklarını, komisyonun bilgi ve gelişmeleri düzenli olarak paylaşacağını açıkladı. Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Annette Wittmann mautz ise kurulacak uzmanlar komisyonunun İslam düşmanlığı konusunu el alacağını, ırkçılık ve belirli gruplara yönelik düşmanlık üzerine çalışmalar yürüteceğini vurguladı. Bu bilgilerle ne yapılacağına dair bir yol haritası ve hedefe dair ise bir şey söylenmedi. Meriç Nehri Türkiye ile Yunanistan'ı birbirinden ayırıyor. Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli sığınmacılar için bu umut dolu bir yaşama giden yolda aşılmaz bir engel. Suriye'de savaş var. Yunanlar engelliyor. Türkiye gidebileceğimizi söylüyor. Ama nereye? Suriye'de durum karman karışık. Rusya, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, insan kıçakçıları olmak üzere hepsi savaşın bir tarafı durumunda. Bu sefil durumda ne yapalım? Orası benim vatanımdı ve şimdi buradayım. İnsanlar çaresizlik içinde değerleriyle gurur duyan Avrupa'nın Yunanistan'ının insafa gelmesini bekliyor. 2011 yılından bu yana süren iç savaştan kaçan milyonlarca insanın sığındığı Türkiye'de bu insanların hangi koşullar altında yaşadıklarına kulaklarını tıkayan, gözlerini kapatanlar şimdi insan dostluğuna soyundular. Almanya ve Avrupa'daki kilise temsilcileri Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacıların sorununa acil çözüm istedi. Protestan Kilisesi Konseyi'nin Almanya ve Avrupa Birliği sorumlusu Martin Dutzmann, Alman yazışları ağına yaptığı açıklamada Almanya ve Avrupa'nın mülteci politikasını eleştirdi. Almanya'nın yeni mülteci kabul edici kapasiteye sahip olduğunu belirten Dutzmann, Yunanistan'ın mültecilere muamelesini zor durumda olan ve sınıra giden insanların tazikli su ve göz yaşartıcı gazla engellenmek istenmesinin rezalet olduğunu söyledi. Dutsman, Almanya'nın yeni mülteci alamayacağı şeklindeki açıklamalara cevaben daha fazla insan alabilecek durumda olmadığımızı düşünmüyorum dedi. Avrupa Birliği Piskoposlar Komisyonu Lüksemburg Kardinali Hollerich ise Dom Radio DE sitesine yaptığı açıklamada mültecilerin sorun olarak damgalanmalarını okudukça utanıyorum dedi. Holerich mülteci alınmasını ve Yunanistan'a yardım edilmesini talep etti. Alman Katolik Psikoposları Konferansı'nın eski başkanı Kardinal Marx da bu konunun dışında kalalım. Bizi ilgilendirmiyor dememiz kabul edilemez dedi. Evrensel Gazetesi yazarı İhsan Çaralan, Türkiye'nin mültecileri istismar eden bir ülke olarak görüleceğini dikkat çektiği yorumunda şunları yazdı. Erdoğan hükümeti Avrupa'ya karşı yıllardır salladığı mülteci kartını oynadı. Ama bütün gelişmeler gösteriyor ki mülteciler Esad rejimini devirmenin kozu olarak kullanılamadığı gibi Avrupa'da da işe yaramadı. Üstelik böylece mülteci kozu artık koz olmaktan da çıktı. Bugüne kadar Türkiye, açlık, yoksulluk ve savaşlardan kaçan mazlum insanların sığınağı bir ülke olarak gösteriliyordu. Bu tutum, ikircikli de olsa, dünyada bir itibara sahipti. Bundan böyle ise, 1. Dünyanın gözünde Türkiye artık mültecilere insani nedenlerle kucak açan bir ülke değil, mülteciliği kendi siyasi amaçları için izismar eden bir ülke olarak görülecek. 2. Hükümetin bu tutumu mültecileri düşman olarak görenlere cesaret verecek. Zaman zaman gördüğümüz mültecileri linç etmeye varan saldırılar artacak. 3. İnsan kaçakçılığı fiilen yasak olmaktan çıkarıldı. Bütün bu olanlar içinde en masum hatta tek masum olan mülteciler. Avrupa Parlamentosu Halk Partileri Grup Başkanı CSU'lu Manfred Weber, Yunanistan'ın mültecilere şiddet kullanmasını Avrupa dış sınırında hukuk ve düzen zorla sağlanmalıdır diyerek savundu. Yunanistan'a sığınmacı akınının Avrupa sınırına kolektif saldırı olduğunu söyleyen Weber, Avrupa sınırlarını güvence altına almak zorunda dedi. Doğuşant Funk Radyosu'na konuşan Veba, Yunanistan mültecilere göz yaşartıcı gaz sıkıyor. Şu anda Avrupa'nın dış sınırında insanlara göz yaşartıcı gaz sıkılmasını tamamen haklı mı buluyorsunuz? Sorusuna şu cevap verdi. Devlet sınırlarını korumak ve hukuku uygulamak istiyorsa o zaman göz yaşartıcı gaz kullanma hakkına da sahip. Hürriyet gazetesinin haberine göre Veba Yunanistan'ın tavrına tam destek verdiğini belirtti ve 2015 yılı bir daha tekrar etmemeli diye konuştu. Avrupa değerleri. Avrupa değerleri çelişkili. İki sistem rekabet halinde. Bir tanesi kapitalizm, diğeri ise hümanizm. Bunların birleşmesiyle human yani insancıl kapitalizm değerleri denilen bir kırma oluşuyor. Bu ne demek? İçimizdeki iyileri değil kötüleri sömürüyoruz. Sınır politikamız sınırlarımızda insanlara vurmuyoruz. Çünkü insancıl değil ama denizlerde boğulmalarına göz yumuyoruz. Öldürmenin kötü olduğuna inanıyoruz ama öldürülmelerine yardımcı olmayı iyi görüyoruz. Irkçı Parti AFD her şeyin suçlusunun İslam olduğu oyununu oynuyor. Ama istatistikler insanların İslamist teröristler değil aile yakınları tarafından öldürüldüğünü gösteriyor. İnsanlar yabancılardan değil en çok kendi ailesinden korkuyor. Katliamların üçte birisi aile içi anlaşmazlıklar sonucu gerçekleşiyor. Avrupa değerlerinden geriye ne kaldı? Alman İstiklal Marşında birlik, hukuk ve özgürlük deniyor gerçekten de bu sözler hala bizim temel değerlerimiz mi tarihin bir döneminin talebi bayram havasında formüle edilmiş değerler olarak kaldı bunların hala Avrupa'nın temel değerleri olduğunu savunanlar da var buna karşılık Verilerin kaydedilmesi, telefon konuşmalarının dinlenmesi gibi herkesin zanlı haline getirilmesinin özgürlük değerleriyle bağdaşıp bağdaşmadığı bir daha düşünülmeli. Özgürlük yerine güvenlik değer haline geldi. Bundan sadece politikacıların sorumlu olduğunu söylemek, topu başkasına atarak riskten kurtulmak gibi bir şey. Bu kararları alan politikacıların arkasında daha fazla güvenlik istiyoruz. Bu özgürlüğü kaldırabilecek durumda değiliz diyen, değişime, dönüşüme karşı çıkan geniş bir muhafazakar kitle olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Fransız İstiklal Marşı'ndaki dayanışma ve sosyal devlet olarak tercüme edilen talepler büyük tehlike içinde. Demokrasi samrulmadan ayakta kalamaz. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.